Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle şu sıralar devam etmekte olan Dubai açık turnuvasından güzel bir oyun inceleyeceğiz. Bu oyunun seçilimi biraz rastgele oldu. Aslında satranç dünyasında masa başında oynanmış her gün onlarca yüzlerce oyuna rastlamak mümkün. Ve internette oynanan oyunları hesaba katarsak bu oyunların sayısı yüz binleri milyonları bulabiliyor. Ve dolayısıyla burada bir sanki oyunların önemsiz olduğuna dair bir izlenim oluşabiliyor. Hem kendi oyunlarımız için hem başkalarının oyunları için. Aslında satranç özü itibariyle düşünmeyi, analiz etmeyi, sonuç çıkarmayı getiren bir oyun. Ve biz bunu biraz hatırlamaya çalışacağız. E satrancımızı nasıl geliştirebiliriz dair, dair, e, ustaların oyunları üzerinden bunu nasıl yapabilirize dair bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben bu videoda kendi çıkarımlarımı paylaşmaya çalışacağım. Çok daha iyisi yapılabilir elbette. Fakat bu kanalda biliyorsunuz ben de hızlı oyunların e, çok daha işte bullet ya da yıldırım e, satranç tempolarının videolarını yapabiliyorum. Biz tabi izlenebilirliğe satrancın özünü biraz feda ediyor gibi oluyoruz bu, bu tür videolarda. Çünkü... Satranç hızlanmış olsa da Satranç'ın özü aslında aynı. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Biz sonuç çıkarımlarımızı analizlerimizi yapmayı sürdürmeliyiz. Hemen Satranç Lichess'in ana sayfasında yukarıda izle butonundan canlı turnuvalara geliyorum ve buradan Dubai açık turnuvasını seçiyorum. Son turda hatta sporcularımızın da yarıştığını söylemeliyim. Vahapşanalı'yla Yağız Kağan Erdoğmuş da yarışıyor. Ancak dediğim gibi ben ikinci masada oynanmış oyunu ele alacağım. Ee, dediğim gibi bu oyunu seçtim biraz rastgele oldu. Ben sadece analiz etmeye nasıl dikkat çekebiliriz, nasıl satrancımızı geliştirebiliriz ve oyunlardan sonuç çıkartabiliriz dair bir e, sunum yapmaya çalışacağım. Sizler bunu hem dünya şampiyonlarının hem büyük ustaların hem de kendi oyunlarınızın e, üzerine uygulamaya çalışabilirsiniz. Peki. Beyazlarda oynayan oyuncu Çinli büyük usta Yu Yangyi, siyahlarla Kovalev oynuyor. Ve beyazlar oyuna C4 hamlesiyle başlıyor. E6 At C3 Gördüğünüz gibi taraflar aslında ilk hamleden itibaren stratejisini yavaş yavaş çizmeye çalışıyor. Beyazlar e, merkez kareleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Özellikle beyaz kareler üzerinde siyasa belki gelecekte d5 oynayarak bu beyaz kareler üzerindeki hakimiyeti kırmak isteyecek. Elbette beyazlar e4 ile de bu hakimiyeti yaratmaya çalışabilirdi ve siyah d5 oynayarak farklı bir açılışa gidebilirdi. Belli ki beyazın repertuarı e4'ü kapsamıyor burada. Oyuncuların hazırlıkları var tabii ki işin içerisinde. Atça 3, fil 4 Yine doğrudan bir tasarı rakibin beyaz kareler üzerindeki stratejisini e, engellemeye çalışıyor. At F3, beyaz taş gelişimini sürdürüyor. At F6, vezir C2. Biliyorsunuz siyah herhangi bir anda e, fil ile atı vurduktan sonra e, piyon yapısını dağıtabilir. Örneğin önceki hamlede bunu yapabilirdi fil alır C3 ile. Beyazlar merkezi güçlendirip oynamaya çalışacaktı. Bu takdirde birazdan göreceğimiz değişimi yine e, anlamamız gerekecek. Siyahlar koyu renkli filinden vazgeçip e, beyazın piyon yapısını bozmaya çalıştı. Ve beyaz kareler üzerindeki hakimiyetini... Güçlendirmek isteyebilir gelecekte filini B7'den çıkarak atını F6'dan çıkarak. Bu düşüncelerle siyahın e, bu stratejisine karşı beyazın da söylemesi gereken söz şu olacak. Elbette koyu renkli filimizin karşılığı yok. Ve koyu renkli file e, uygun bir pozisyon bulabilirsek veya gelecek hazırlayabilirsek beyazın pozisyonun fil çiftinden ötürü iyi olması gerekiyor. Fil çifti avantajı gerçekten satrançta büyük ustaların... E, Eski dünya şampiyonlarının iyi bir şekilde ele aldığı üstünlük hem fil çiftiyle oynamak hem fil çiftine karşı oynamak iyi anlaşılmalı diye düşünüyorum. E, tabii ki bir videoda bunu e, sadece bunun üzerine kurmam mümkün değil ama göreceksiniz ki burada fil çifti kavramından bol bol bahsedeceğiz. At F3, At F6 ve Vezir C2. Siyah stratejisinde devam ediyor ve beyaz kareler üzerindeki hakimiyeti kırmak istiyor. D5, A3. Tabii ki rakibinde e, belki ilerleme tehdidi olabilir diye beyazlar e, bundan kurtulmak istiyor fil alır C3 ve vezir alır C3. Beyazlar vezirle biraz zaman kaybetti fakat rakibinden fil çiftini aldığı için biraz bu değişimden mutlu olabilir. Bundan sonra yapılması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz. Siyah mümkün mertebe pozisyonu kapalı tutarak oynamaya çalışacak diye düşünülüyor. Çünkü atlar var tahtada. Fakat bu takdirde eğer doğrudan bunu yapmaya çalışırsa başarısız olabilir. Pozisyonu nasıl kapalı tutacağı da önemli. Dolayısıyla kapalı tutarken rakibin filini etkisiz hale getirmek, özellikle karşılıksız filini etkisiz hale getirmek ve kendi filine güzel bir gelecek hazırlamak istemelidir. Tabii ki beyazlar çok fazla vezirle hamle yaptığı için ve piyon sürüşü yaptığı için aslında siyahın hızlı bir şekilde oynaması gerektiğini düşünebiliriz. Eğer bunları yapabilirse ya hızlı oynayıp rakibin gelişimde geriliğinden faydalanabilirse veya konumu kapalı tutup kendi filini etkin rakibin koyu renkli filini etkisiz hale getirebilirse siyahın açılışta eşitlemeye yaklaştığını ve hatta üstünlük elde edebileceğini mantıken söyleyebiliyoruz. Ve burada Kovalev çok güzel bir hamle yapıyor. Tabii makine beğenmiyor ama fikrini belli ediyor. Diyor ki ben D4 yapmak istiyorum. Bu noktadan itibaren makine analizini de yan tarafa koymak istiyorum. Ee, sizin hani ilk hamle görmenizi sağlamıştım. Fakat dediğim gibi hamleleri görmeniz çok da önemli değil. Burada bundan sonra yapılacak şeyi kendi oyunlarınızda uyarlamaya çalışarak ee, en azından fikrin gücünü idrak etmek iyi, iyi bir fikir olabilir. Kendi oyunlarınızda da benzer bir şey yapabilirsiniz. Örneğin bu pozisyonda siyahın tehdidi Az önce konuştuğumuz gibi rakibin koyu renkli filinin olası gelişimini veya etkinliğini kısıtlamak adına piyonlarını koyu renge yerleştirmek ve kendi açık renkli filini belki tahtanın bu çaprazından belki yapabilirse e5 sürerek bu taraftan geliştirmeye çalışmak olacak. Böyle düşününce beyazın da dikkatli olması lazım. Ya d4 sürüşünü kısıtlaması gerekiyor ve filini etkinleştirmesi gerekiyor herhangi bir şekilde. Veya e, rakibin merkezdeki piyonunu yok edip rakibe piyon zayıflığı bırakması gerekiyor. Bu pozisyonda c 5 alınca tabii ki hemen ardından bir tehdit var. Vezir alır c5. Siyahın cevabı az çok zorunlu. Vezir alır d5 ve burada kabaca piyonları nasıl yerleştirmek gerektiğini düşünebiliriz. Yani nasıl oynamalı beyazlar? Taşları nasıl yerleştirmeli? Biz şunu anlayabiliyoruz. Eğer merkez piyonlarınızı koyu renklere koymaya çalışırsanız, örneğin bu şekilde yerleştirmeye çalışırsanız, koyu renkli file oyun bulmak zor olacak. O yüzden genellikle yapmamız gereken şey rakibin filini kısıtlamak için ve kendi rakipsiz filimizi güçlendirmek için piyonları açık renklere koymaya çalışmak olabilir. O yüzden fili örneğin bu çaprazdan yerleştirsem de başka bir yere çıkmaya çalışsam da merkez piyonlarının çok fazla koyu renklerde kalmamasına dikkat etmesi gerekiyor. Ve beyazlar bu minvalde D3 oynuyor. B6 aynı stratejinin devamı gördüğünüz gibi siyah da aynı şekilde filini etkinleştirmek istiyor. Fakat beyazın piyonları yerleşimi birazdan belli edecek ki o fil o kadar etkin olamayacak. Çünkü E4 ve Vezir D8 ameliyatından sonra siyahın filini nereden geliştirirse geliştirsin Piyon zinciri tarafından kısıtlandığı görülecek. Tabii ki F6'daki hatta kısıtlanmış durumda şu anda. Fil E2. Fil A6. Ve normalde D3, E4 sürüşlerinin yarattığı bir zafiyet var. O da geri kalmış D piyonu. Geri kalmış D piyonu şu anda güzel savunuluyor. Ve beyazın umudu o ki piyonları doğru renkleri yerleştirip az önce konuştuğumuz gibi koyu renkli fili etkinleştirebilirse beyazın açılışta üstünlük elde etme şansı artacak. Pozisyonda fil G5 yapmış. Yan tarafta gördüğünüz gibi makine benzer fikirlerle B4 oynayıp ...daha sonra e, fili buradan yerleştirmeyi veya belki mümkünse belki 2 karesine yerleştirmeyi uygun görebiliyor. Yan tarafta analizlerde takip edebilirsiniz. Bunlar hep koyu renkli fili, e, gelecek vadeden hareketler ve rakibin merkez kontrolünü kırmaya yönelik hamleler olacak. Fakat Yu Yang'i fil G5 önermiş, H6. Rakibin piyon yapısını bozmak uğruna e, bu değişimi gerçekleştirmek kalan filin kötü olması nedeniyle... ...beyazlara çok büyük bir üstünlük vermeyebilir. Söz gelimi oyunda alınmamış ama alınmış olsaydı böyle bir değişimden sonra... E, oyun sonunda D piyonuna saldırmaya çalışmak ve eşitlik elde etmek birazcık daha kolay olabilirdi. E, Beyaz'ın bu yüzden e, bir an önce e, D4 sürüp belki de bu piyondan kurtulması gerekecek oyun sonunda. Tabi Yu Yang'i e, bu oyun sonuna gitmektense fil çiftini tutmayı tercih ediyor. Flash 4 ile. At b 7 Makine bu hamleyi beğenmiyor ve D4 karesinin kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor. Fakat burada artık strateji ve taktiği bir arada götürmek zorundayız. Çünkü Kovaler'in çekindiği şey belki de D4 e, karesinin kontrolü Sağlanması için B4 sürüşüne izin vermeyi kapsıyor olabilir. Çünkü C dikeyindeki açmazdan ötürü e, şu anda hemen bir karar verilmek zorunda. Bu pozisyonda makine bu hamleyi öneriyor. Çünkü at c iyi olduğunu düşünüyor. Fakat ardında güzel bir hesap yatıyor olması lazım. Çünkü şu anda piyonu istiyoruz. ve Makineye göre o piyonu korumasa da olur. E, aldıktan sonra makinenin gösterdiği gibi hiç umursamadan devam edebiliriz. Piyonu feda edip ve kale C8 oynayabiliriz. Bu da bizi baştaki senaryoya götürüyor. E, Beyazlar vezir ile çok oynadı. Fil çiftini almak uğruna bunu yaptı. Piyon yapısını düzgün tutmak uğruna bunu yaptı. Ve siyahın da mümkünse hızlı bir şekilde oynaması gerekiyor. Ve bu tip piyon fedalarından kaçınmaması gerekiyor diye düşünüyor makine. Ve biz aslında Nimzo Hint'i e, açılışta İngiliz'den gelmiş olsa bile Nimzo Hint savunmasını yine benzer sayıklarla oynanır şekilde buluyoruz büyük usta pratiğinde. Piyonlar feda edilebiliyor ve gelişim üstünlüğü kullanılabiliyor. Özellikle vezirin erken çıktığı varyantlarda. At b 7. B4. Kare C8. Siyahlar gördüğünüz gibi pozisyonda girişimi tamamlayıp normal önlemeye çalışıyor. Ve C dikeyinden baskı kurmaya çalışıyor. Rock. Rock. Her hamleyi derinlemesine incelemek biraz zor olacağı için biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Rock rock. Ve vezir B2. Ee, bu pozisyonda şunu anlayabiliyoruz. Siyahlar ilk söylediğimiz şeyi gerçekleştiremedi. Yani rakibin veziriyle çok oynamasını sağlayıp açılıştan rakibine baskı kurmayı başaramadı. Dolayısıyla yapması gereken şey atları için uygun bir pozisyon yaratmak. Yani konumu kapalı tutmaya çalışmak olabildiğince söz gelimi eğer başarabilirse günün birinde D4 karesinde az önce yapmaya çalıştığı gibi bir taş koyup rakibin geri kalmış piyonu ve zayıf karesinden faydalanmaya çalışmak olacak. Vezir E8 bu pozisyonda e, Kovalev açmazdan çıkıyor. E, makineye göre bu hamle gördüğünüz gibi şüpheli diyor ama önerdiği hamleleri de oynamak çok kolay değil. Makine burada otomatik analizde örneğin gebe hamlesini öneriyor ve taş fedasını e, göğüslemesini istiyor. Bu pozisyonda bile beyazlar üstünlük verdiği için e, pratik olarak e, büyük ustaların bu tip şeyleri yapmamak istemesini anlıyoruz. O yüzden vezir E8 açmazdan çıkmaya çalışması normal ve beyazlar şimdi kendi planını kurmaya çalışmalı. Nasıl oynayacak, ne yapacak? E, bunu anlayabiliyoruz ki beyazların şu anda Piyon yapısının akıştan akışkan tutması, taşlarına iyi kareler bulması fil çifti için iyi olacak. O yüzden beyaz at D2 oynayıp iki şeyi bir anda yapmaya çalışıyor. Hem F piyonun dikeyini boşalttı, merkezdeki egemenliğini arttırmak istiyor. Hem atına daha iyi kareler e, bulmak isteyebilir. Çünkü B5 sürüşünden sonra e, fili kovaladıktan sonra C4 karesi mükemmel bir üst haline gelecek. E, o yüzden e, siyahın bunları engellemeye çalışmak için E5 yapması anlaşılabilir. Tabi engelleyemiyor ancak e, gördüğünüz gibi eğer direkt F4 yaparsak alındıktan sonra... Kaleli alması mümkün olmayacak. Çünkü G5 gibi e, taktik hareketler var. E, E5 sürüşünden sonra beyazlar plana devam ediyor. B5, fil B7. Ve gördüğünüz gibi fil e, kötü bir çaprazda kaldı. Tamamen kısıtlanmış bir fil. Ve beyazlar için C4 karesi. At için çok elverişli. At C4. Vezir E6. Ve dediğim gibi beyaz bunu yaparken siyah atını buraya gelmeye çalışmalı. O yüzden organize olmaya çalışıyor şu anda. Çünkü atı buradan dönmek artık mümkün değil. O atını buradan dönmeye çalışabilir. Onun için de taşlarının birbirinin ayağına basar pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bunu yapamıyor. Vezirine yer bulamadı örneğin. Ve E6 karesine at gelecek olsa çok fazla efor sarf edecek. Birazdan göreceğimiz gibi. Beyazlar bu, poz bu sırada pozisyonu geliştirmeye çalışıyor ve birazdan göreceğimiz gibi filler için daha uygun pozisyon yaratmak için konumu açmak için bir ofansif yaratmaya çalışıyor. H3. Burada bu arada aynı şekilde F4 yapma fikirleri kısa düşebilirdi. O yüzden H3 birazcık daha yavaş bunu organize etmeye çalışıyor. Kale F8. Az önceki fikrin devamı. Belki atını daha iyi karelere getirmek amacıyla ve atların kapalı pozisyonları sevdiği düşünülürse bunları başarabilirse iyi olacak kendisi için. Ve beyazlar hareket etmesi lazım. A4. Önce rakibin vezir kanadından bir hareket başlatabilir miyim düşüncesini öne sunuyor. Çünkü eğer bunu gerçekleştirebilirse bu sefer D7 karesindeki at oraya bağlı kalacak. Veya A5 duruşundan sonra alırsa bu sefer A dikeyinden bir baskı söz konusu olabilir. O yüzden bunu engellemek için A6 hamlesini yapmış. Tabii ki normal at F8 gibi bir manevra devam edilebilirdi ama bu pozisyonda büyük ihtimalle hesabını da devam ettirmesi gerekiyor. Çünkü f 4ten sonra artık at korunmasız olduğu için az önce konuştuğumuz taktik geçerli olmuyor. Çünkü F6 karesindeki at sallantıda olacak. Ve hatta çok daha iyisini yapabilir makine göre artık duble piyon yaratıp bu oyun sonunu daha güvenli bir şekilde oynayabilir diye söylüyor. Tabii ki ikisi de geçerli. A4 A6 rakibini durdurmak istiyor. Dediğim gibi buradaki A5'in ne kadar yaralayıcı olacağı e, çok belli değil. Ancak e, çok net bir fikir her zaman düşünülmesi gerekiyor. O yüzden e, siyah burada engellemek istemiş bunu. Kale fb 1 gördüğünüz gibi beyaz oradan acaba bir zayıflık yaratabilir miyim? Oraya doğru oynayabilir miyim derdinde. Kale A8 siyahlar da aynı şekilde eğer alırsa ben de A4 piyonunu e, saldırıya tabi tutabilirim diye düşünüyor. Vezir C3. B dikeyini boşaltarak A5. Ve vezir kanadı kapandı. Konumun kapalı olması siyahlar için iyi diyorduk. Fakat pozisyonda piyon yarmaları devam ediyor. Beyaz elbette bunu e, hep düşünecek. Pozisyonu açabilmesi gerekiyor. Açamazsa atlar e, cilit atabilir tahtada. O yüzden ne yapıyor? Hemen F4 fikrine geri dönüyor. Vezir kanadında hiçbir tehlike kalmadı diyor. Aynı zamanda B6'daki zayıflık sürekli gözetim gerektiriyor. At ve vezir tarafından. ve Gördüğünüz gibi F4 sürüşünü artık e, engelleyemeyeceği düşüncesiyle uzun süre beyazlar hazırlamaya devam edecek bunu. Siyahlar radikal bir şekilde kesiyor ve diyor ki ben F4 karesini bütün taşlarımla kontrol edeceğim. f 4te 4 taş koymaya çalışacağım ve pozisyon kapalı kalsın istiyorum diyor. Fil G3. Fil C8. Filin işsiz olduğunu hatırlatan bir hareket. Fil burada da daha etkili olacak mı belli değil ancak G5 sürüşüyle ne yapmış olduk? D5 ve F5 kareleri zayıf olduğu için bu filin en azından bu çaprazda daha etkili olacağı varsayımı güçlenmiş oldu. Kale A1. Vezir E7 görüyorsunuz E6 karesinde boşaltıp belki günün birinde bir şey yapabilir miyim düşüncesi hakim ancak E5 piyonu sürekli sallantılı olduğu için bunu yapmak çok zor. Vezir C1. Tabi bu pozisyona makinenin beğenmemesine bakmayalım çünkü beyazın çok katı bir üstünlüğü var. Ne yaparsa yapsın olabiliyor. Ataş 7 Siyahlar gördüğünüz gibi hemen piyon zincirini belki oluşturup gelecekte atları için uygun pozisyonlar almaya çalışabilir. Bilge 4. Beyazlar için yine güzel bir hamle. At HF8. Bu arada istiyor siyahlar filleri değişmeyi fakat d at E5 piyonuna bağlı. O yüzden beyaz bu opsiyonu kullanıyor ve diyor ki ben basitçe almak istiyorum E5 piyonunu. Ataş f 8 at E3 çok güzel. Ee, gördüğünüz gibi beyaz kareler artık daha sahipsiz kaldı. At G6 ve siyah da F4 karesine gitmeye çalışıyor. At D5, vezir D6. Aslında pozisyona baktığımız zaman sanki siyahlar çok da büyük bir yara almamış gibi duruyor. Çünkü F4 karesine bir at gelecek. Gayet güzel olabilir. F6, At F6 oynamak istiyoruz. E5 piyon artık boşta değil. O yüzden Yu Yangyi'nin bunu düşünmesi gerekiyor. Ee, söz gelimi burada yani önemsiz bir hamle yaparsak siyahın At F6 oynayacağını varsayabiliriz. E o önemsiz hamleyi e, mesela şöyle bir tahtaya koyayım. Vezirdeki gibi bir hamle yapayım. Ve at F6'dan sonra siyah bir taşla birçok bir kuşu vurmuş oluyor. Nedir? Fil çiftinden kurtulmak, D5'teki attan kurtulmak ve rakibin piyon yarmalarını engellemiş olmak. Ve bu aslında başlı başına bir başarı oluyor. Ve makinenin değerlendirmesi önceki hamlede artı 2 olmasına rağmen aslında bu artı 2'yi sürdürmek için beyazın yapması gerekenler hala aciliyetini sürdürüyor. Eğer pozisyon kapalı kalırsa atlar fena olmayacak. Belki fil çiftinden kurtulacak siyahlar ve bu kadar uğraşının sonu gelmemiş olacak. Satrancın ne kadar zor bir oyun olduğunu bazen böyle anlamak da mümkün olabiliyor. ya Bir oyun oynuyoruz her yerde üstünlük elde ediyoruz, devam ediyoruz ve sadece bir yerde boş veriyoruz ve rakibimiz Öylesine yaptığı bir hamleyle gayet güzel bir pozisyon elde edebiliyor. Satranç işte böyle bir oyun. Çünkü d5'teki at d3'teki piyonun savunması kalkanı iken fil çiftimiz aslında pozisyonun açılmasına dair bize üstünlük vermeye dair tek unsur şu anda. Ve bunları eğer ortadan kaldırırsak siyahın hiçbir sorunu olmayacak. O yüzden bu pozisyonda çok güçlü d4 hamlesi geliyor. Tabii ki taktik bir düşüncenin ürünü bu. Açmazdan ötürü e piyonuyla alınamaz ve siyah c piyonuyla almak zorunda. Ve beyazın fikri vezir c7 idi. İşte bunların hesaplanmış olması gerekiyordu. O yüzden satrancın sürekli hesapla oynanması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Satranç %99 belki daha fazla e, hesap oyunu sürekli hesaplayıp ilerlemek gerekiyor. Ve siyahın burada maalesef vezirleri değişip e, çatal yemekten kaçınması mümkün değil. Çünkü vezir uzaklaşırsa atı boşta kalıyor. Ve vezirine yer yok. O yüzden vezir c7 alıyor. At c7 ve at f6. Bu pozisyonda e, beyazla oynayan yangi hata yapıyor ama makineye göre aslında bu da e, bağışlanabilir bir hata. Çünkü her şeyi hesaplamak az önce söylediğimiz gibi satranç çok büyük hesap olsa da her şeyi hesaplamak kolay değil. E, fil F5 ve fil B7. Burada tekrar beyazın çok büyük bir üstünde oluyor. Ancak şunu söyleyebiliriz. Makinenin varsayımı şunun üzerine kurulu. Eğer alırsam ve atımı F4 karesine kaçarsam daha sonra atımı C3'e veya eğer rakip F3 falan sürerse E3'e girmen mümkün olacak. Dolayısıyla örneğin şu varyantta böyle böyle hata 8'den sonra sanki yani beyazların kuşkusuz bir üstünlüğü varmış gibi görünüyor. Ancak makine daha ince görüyor. Ve diyor ki atı çıkamıyorsun ve ben atı buralara girmek istiyorum. Ve e, piyonu bile alsan at B6 alacağım. Ve burada savaşabilirim diyor. Merkezdeki güçlü piyon kitlesi sayesinde oynamaya çalışabilirim diyor. E, fakat e, Vladislav Kovalev zamanlara bakarsanız burada büyük zaman sıkışmasında e, bu olasılığı belki çok iyi değerlendirmiyor veya kendine zaten umutsuz olarak görüyor. E, fil F5'e fil B7 oynuyor. At A8 ve oyunun teknik aşamasına geliyoruz. Teknik aşama dediğimiz aşama konumun kazanç olduğu ve rakibin az, az şansında olduğu bir bölüm. Fil 8 ve her şeyin değişilmesi genellikle materyal avantajı olan tarafa avantaj veriyor. Ee, fil G6, FG6 ve F3. Bir taşla iki kuş vurmak tam anlamıyla başarılmış oldu. Ve A8'deki fil tam anlamıyla oyunsuz kaldı. Ve F6'daki atı derhal oyuna sokmak gerekiyor. O da at D7 ile yapılmaya çalışılıyor şu anda. Kale C1 at C5. An itibariyle siyah sanki beyaz karelerin etkinliğini kırdı gibi. Fakat sorun şu ki e, siyahın hedef halinde piyonları var. Hepsi koyu renklerde duruyor. Ve bunları e, tamamıyla koruması çok zor. O yüzden şimdi ata4 siyah rakibine karşı kale c4 oynamış. Kil b7 kale fc1 at b3 kale d1 kale e7. Gördüğünüz gibi c dikeyi kullanışsız dikey gibi görünüyor. E, bazen bu kullanışsız dikey tab tabirini e, açık ama kullanılamayan dikeyler için kullanmak uygun düşüyor. Ve bu pozisyonda beyazlar hemen e, işlevsiz filini daha iyi bir rol için e, fil ebire geliyor. Şah e Ve şimdi artık yapılacak şey az çok belli. Rakibin oyunsuz atını C5 karesine geri yollamak ve daha sonra e, taktik fil A5 vuruşunu kullanmak. Pozisyon tabi epey zamandır kazanç olduğu için bu tip taktiklerin öyle veya böyle çıkması kaçınılmaz. Çünkü siyahın yeterli kaynağı bulunmuyor karşı oyun yaratmak için. Orada e, piyonunu bu şekilde vermek istemiş fakat göreceğiniz gibi fil B4'ten sonra çifte saldırı var. Ver kareyi ver atı. Zaman sıkışmasını oynamaya devam ediyor siyahlar. Fil D5 karşı saldırı. Kale C 1 Siyah oyunu tamamıyla karıştırmaya çalışıyor. Tabii ki yapılacak en iyi şey bu. Çünkü eğer konum sabit kalırsa kaybedeceğimiz az çok belli. Kale ve F4'ten sonra e, siyah kale geri kaldı. Ve beyazlar oyunu birkaç hamle sonra kazanacak büyük ihtimalle. E, ve birkaç hamle sonra bu söylediğimiz gerçekleşiyor. Zaman sıkışması. E, siyahın herhangi bir şekilde avantajla yararlanabileceği bir şey olmadığı için burada terk etmiş. Çünkü kale B6 oynamışsa kale A6 ile kareleri değişip A piyonu vezir çıkmak imkanı olacaktı. Ben yine elimden geldiğince ee, çok fazla <laughs> hızlı bir şey yapmaya çalışmadan bu oyunu kabaca felsefesi ile ele almaya çalıştım. Taktik kısımları elbette daha fazla yorumlanabilirdi. E, taktik kısımların çok büyük bir kısmını e, oluşturduğunu düşünsem de tahtadaki bütünlüğü çok fazla bozmamak adına e, taktik yerlere çok fazla girmek istemedim oyunun mantığından bahsetmeye çalıştım. Satrancı böyle siz de kendiniz için bölümlere ayırıp analiz etmeye çalışırsanız büyük ihtimalle hem oyununuzdaki eksikleri bulabilir hem de büyük ustaların oyununa bakarken onların oyunlarından çıkarılacak sonuçları daha bütünlüklü bir şekilde anlamaya çalışabilirsiniz. Umuyorum faydalı olmuştur arkadaşlar. Böyle oyun analizleri aslında kendi satranç hayatımda diyeyim. Çok fazla yapıyorum. Benim satranç hayatımın neredeyse büyük bölümünü böyle oyun incelemek oluşturuyor hatta bu oyunları oynandığı sırada e, inceleyip e, sporcuların hamlelerini tahmin etmeye çalışmak benim için satrancı en fazla geliştiren uğraşlardan bir tanesi ve pek çok sporcuya da e, canlı izleyemiyorsanız bile ustaların hamlelerini tahmin etmeye çalışarak tahmin etmiyorsanız hamleler oynandıktan sonra örneğin ilerledikten sonra bu hamleyi niye oynadı Başka türlü niye oynamıyor? Niye piyonlarını bu şekilde yerleştiriyor? Niye böyle bir strateji güdüyor? Nasıl bir planla oynamak gerekiyor? Gibi soruları kendilerine sorması ve satrancın gayretmeye çalışmasını öneririm. Zira bu oyunlar bizim için aslında hazine değerinde. Bunun sebebi ise ustaların kendilerini, hayatlarını tamamen bu oyuna adayıp masa başında aslında bunun meyvelerini vermesi ve bizim o meyveleri aslında alabilmemizden geçiyor. Umuyorum faydalı olmuştur arkadaşlar. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.